Sandık, yargı krizi, devlet krizi derken Hüsnü Mahalli de Cumhuriyet krizi dedi. Evet, Hüsnü Mahalli ile de şimdi aramızda bir kriz olacak. Hüsnü Mahalli otur diyeceğim. Ondan sonra Hüsnü Mahalli diyecek ki sen bana nasıl otur dersin? Bizim duyabiliyor musunuz acaba Sayın Mahalli? Valla ben duyuyorum ama seni göremiyorum. Anladım. Bir görüntüye tekrar dokunursanız beni kapattınız şu anda. Görebileceğiniz ekranı kapattınız. Şu anda başka bir ekrana geçtiniz. Şimdi Evet. gördüm ama köşede bir yerde görüyorum. Nerede gördüğünüzü... Tamam, böyle iyisiniz. Böyle durum iyi. Yani beni köşede görün. Sorun değil. Evet. İzleyicilerimiz sizi tam olarak görüyorlar. Peki. Evet. Şimdi arada bir yeni tepkilere de şöyle bir baktım. Kim ne diyor diye. Yani muhalefet tepkili, iktidar kanadındaki tartışmalara gireceğimizi söyledik ama iktidarın bilerek kriz çıkardığı ve bu krizi ya Anayasa Mahkemesi'ni kapatma, yani MHP Genel Başkanı'nın uzun süredir dile getirdiği Anayasa Mahkemesi'ni kapatma yönünde ya da işte yeni bir anayasa değişikliği için bir fırsat olarak değerlendireceği yönünde de yorumlar var. Belki bunları da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Yani bu krizden ne çıkar sorusunu ama şimdi AKP içine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutlak bilgisi vardır dediniz. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından biri. O çok net biçimde bu Yargıtay kararını sahiplendi. Anayasa Mahkemesi'ne karşı da yargısal aktivizm örneğidir bu dedi. Yani eylemsel bir davranış içerisine girmiştir diyor. Yani normalde hani Yargıtay ne yapar? Bir karar alındığında bu karar yasalara uygun mudur, değil midir? Buna bakar. Yasalara uygunsa o zaman dönüp üzerine artı bir değerlendirme yapmaz. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi kararların anayasaya uygun olup olmadığını denetler ama anayasaya uygunsa uygun bir kararın arkasından işte ya uygun ama hani doğru değil diyemez gibi. Böyle bir yargısal aktivizm örneği olduğunu, yani kendisine tanınan yetkiyi aştığını, yasaları yeniden yorumladığını, anayasayı yeniden yorumladığını söylüyor. Bu dolayısıyla Mehmet Uçum'dan bir destek var. Onun dışında yine Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından bir isim, onun da desteği var. Onu da şimdi bulacağım. Bir saniye. Ayhan Orhan, Yargıtay kararlarını destekleyen bir paylaşımda bulunmuş. Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay'dır diyor. Yani yargıda hiyerarşi tartışması belki zaman zaman meydana gelmiştir ama benim bildiğim bir YSK'nın kararları kesindir. Yani ona itiraz yolları yok. İki, Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Dolayısıyla bir hiyerarşi Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yapılacaksa hani bu hiyerarşide bir hiyerarşik düzen olsa da olmasa da en azından kararların tartışılmaz olduğu yönünde herhalde bir kesinlik söz konusu. Hal böyleyken Hayati Yazıcı yazık çok yazık diyerek Yargıtay'ı eleştirdi. Diğer taraftan eski Adalet Bakanı Gül de yargı hakem olma vasfını yitirirse çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir dedi. Yani farklı görüşler var. Aynı şekilde yine Yargıtay'ın kararını eleştiren başka AKP'li isimler de var. Ama bu isimlerin tabii ne diyelim şu anda AKP içerisinde etkili isimler olmadığını da herhalde kayda geçirmek lazım. Yani etkili AKP'liler Yargıtay kararının arkasındalar. Etkisiz olan AKP'liler Yargıtay kararını eleştiriyorlar. Böyle bir AKP içinde bu krizle beraber farklı görüşlerin etkili isimler tarafından da dile getirildiği bir sürece tanıklık edebilir miyiz? Çünkü bu kriz aynı zamanda AKP içinde farklı kliklerin çatışması olarak değerlendirenler de var. Yok, son cümleye katılmıyorum. Öyle bir şey olmaz. AKP'de öyle bir şey olmaz. Yani eski AKP'liler dedin ya, işte Davutoğlu da eski AKP'li. Evet. Hem de başbakan, hem de AKP'nin lideri konumundaydı. Yani dolayısıyla bu küçük detay, bana göre küçük detaylar tartıştığımız konunun olumlu ya da olumsuz anlamda büyüklüğüne ne gölge düşürmemeli.
Çünkü bir daha söylüyorum. Biz bunu bir hafta daha tartışırsak bu şekliyle, biz değil hepimiz yani toplum, siyasi partiler, işte eski AKP, yeni AKP neyse, tartışırsak zaten şeyini kaybeder. Sıcaklığını kaybeder. Evet. Sıcaklığını kaybeder. Tartışmanın içinde boğuluruz diyorsun. Kesinlikle. Her konuda olduğu gibi. Ya kardeşim biz ne çabuk unutuyoruz. Yani MHP kongrelerinde, yani Devlet Bahçeli ile ilgili hatırlasana, küçük yerel mahkemeler, büyük yerel mahkemeleri dinlemedi mi? Kabul etmedi mi? Bunları yaşamadık mı? Devlet Bahçeli kaç sefer demedi mi Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım gitsin demedi mi? Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak Selahattin Demirtaş, işte Osman Kavala ve diğer konularda aldığı kararlar zamanında yerden yere vurulmadı mı Anayasa Mahkemesi? Ki Anayasa Mahkemesi üyelerinin büyük bölümünü, çoğunluğunu şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan atadı ayrıca. Şimdi o bile Anayasa Mahkemesi'ni var olan bu şimdiki tartışmalardan kurtarmıyor. Tenzih etmiyor, korumuyor, dokunulmazlık sağlamıyor. Cümle neyse artık bu saatten sonra çok önemli değil. Ya düşünsene, bundan daha tehlikeli bir şey hayatta olamaz. Demokratik ülkeler açısından söylüyorum. Ya en büyük mahkemenin üyeli seni yargılarım diyor ya. Yargıtay söylüyor bunu. Hem de Yargıtay'ın dairesi, genel kurulu da değil yani. Şimdi bundan daha büyük bir laf olamaz ki. Şimdi dolayısıyla bir daha söylüyorum. Bu küçük detaylar, inan bana, en azından kendim açımdan söylüyorum. İnan bana, ben okumuyorum bile. Bak samimiyetle söylüyorum. Bakıyorum ana başlığına. Davutoğlu bilmem işte şu falan. İnan bana bak samimiyetle söylüyorum, detayına bakmıyorum. Ben çünkü büyük, hani var ya gazetecilik dilinde sür manşet, manşet sonra spotlar. Sür manşete bakıyorum. Bitti. Sür manşet şudur. Demin söyledim ilk cümlede, ilk şeyde söylediğim gibi. Cumhuriyet hedefte. Cumhuriyetin temel kurumu olan anayasa hedefte. Ha diyeceksin ki ne olacak abi ya, zaten anayasa kaç sefer değiştirildi, kaç sefer hırpalandı, kaç sefer kimseye ciddiye almadı. En son seçimlerde anayasa diyor ki 2'den fazla seçilmez, 3. sefer seçildi, şu oldu, bu oldu, bir sürü hikaye oldu. Hayır, bunların hepsini bırakıyorum. Bu son darbedir. Bak vurucu, öldürücü, işte artık kelimeyi istediğin gibi kullan, son darbedir. Son. Bundan sonra daha ne olabilir? Yani ne olabilir anlamadım ki. Şu olabilir. Hani benim eve gelen polisler gibi, bu akşam gider polisler Anayasa Mahkeme üyelerini alır götürür. Yani bu mu? Bu mu olması gerekir? Evet. Yani bak bu kadar net söylüyorum. Hiç şeye gerek yok. Böyle tevile bilmem neye falan gerek yok. Bu ciddi bir konu. Çok ciddi bir konu. Dolayısıyla hepimiz için geçerli bu. Televizyonlara çıkan, muhalif televizyonlara ya da demin senin söylediğin gibi AKP içindeki muhalif sesler dahil. Abi ciddi olacağız. Hepimiz ciddi olacağız. Eğer gerçekten samimiysek söylemlerimizde, bu ülkeyi seviyorsak, bu ülkenin var olan sistemini seviyorsak, bütün olumsuzluklarına rağmen korumaya çalışıyorsak, o zaman yani böyle olmaz. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Böyle olmaz. Ben bu filmleri çok gördüm Orta Doğu'da, Murat. Böyle olmaz. Orta Doğu'nun halini gör. Şimdi neyi tartışıyoruz Orta Doğu'da? Rezaletin artık şeyindeyiz. En derin noktasındayız. Evet. Şimdi nereden peki çıktı bu? Bu saçma sapan tartışmalardan Orta Doğu bu hallere geldi. Ya böyle istiyorsan hiçbir sorun yok. İster muhalefet, ister AKP olsun, ister diğer partiler olsun, ister AKP içindeki muhalifler olsun, hiç fark etmez. Ya bu ülkeyi seviyorsan bütün artı eksilene rağmen koruyacaksın. Bu haliyle de olsa koruyacaksın. Ya da sevmiyorsan artık o senin tercihin. Benim tercihim değil ki. Ben kendi tercihimi söylüyorum. Ben kendi tercihimi söylüyorum ve söylüyorum net. Bu cumhuriyeti hedef alan bir olay. Ne? Nokta. Peki. Şimdi bu AKP içindeki çatlakların ötesinde Mustafa Varank'ın açıklamasını ben tehlikeli olarak tanımladım. Niçin o tanımı yaptım? Bir tweet'i ekrana getirelim arkadaşlar. Mustafa Varank, Danıştay cinayetini deşleyen saldırgan Alparslan Arslan göndermesinde bulunuyor çünkü. Ortada siyasi değil, tamamen hukuki bir tartışma var. Yüksek yargı erkleri arasında yaşanan temelde bir usul tartışmasını siyasete çekmeye çalışanlar, anayasayı da Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunu da bilmiyorlar demiş. Varank çok iyi bildiğini söylemiş. Bu hukuki tartışmanın nasıl şekilleneceğini elbette göreceğiz ama CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel'e tavsiyem, aman ha anlamadığı konularda sokağa işaret edip altında kalmasın.
hukuk ve yasama mekanizması içinde sonuçlanabilecek bir meseleyi darbe diye nitelendirip üstüne sokağa işaret edip yeni Alparslan Arslanlar türetmek isteyenler unutmasın ki artık eski Türkiye yok demiş. Şimdi bu son paragraf, yani Alparslan Arslan göndermesi, tabii Danıştay saldırısı. Vakit'in manşeti vardı arkadaşlar. Bir de onu ekrana getirir misiniz? Bakın bu saldırı 2006 yılında başörtüsü konusunda Danıştay üyelerinin verdiği bir kararın ardından Şubat ayında Vakit gazetesi işte o üyeler diye bir manşet atmıştı. Evet, işte o üyeler. Ve Mayıs ayında da Alparslan Arslan Danıştay'da bir cinayet işledi. Bu cinayetin ardından da işte yakalandı. Arada Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba attığı, başka eylemler yapmayı planladığına dair de bilgiler ortaya çıktı. Daha sonrasında alındı. Bu Danıştay cinayeti Ergenekon'a yamanmaya çalışıldı. İşte Ergenekon'un silahlı eylemlerinden biri gibi sunulmaya çalışıldı. Böylece buradan işte itirafçılar, gizli tanıklar, işte Ergenekoncu bilmem kim Alparslan'a şunu verdi, bunu verdi filan gibi bir sürü kurguyla işi tamamen başka bir mecraya sürüklemek istediler. Ama sonra zaten Ergenekon ve benzeri kumpas davaları çöktü. Şimdi yeni bir kumpasla mı karşı karşıya kalacağız sorusunu sorduracak bir tweettir bu. Yani Özgür Özel sokağa işaret etti. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye dediği de AKP Türkiye'si. Yani AKP döneminde 2006 dediğimiz AKP 2002'de iş başına geldi. AKP döneminde gerçekleşmiş bir cinayet. AKP döneminde AKP'ye yakın bir gazetenin attığı manşet. O manşetle hedef gösterilenlere karşı girişilmiş bir saldırının arkasından bugün CHP Genel Başkanı'na bu göndermeyi yapmak tehlikeli. Yarın olabilecek herhangi bir olayın Özgür Özel söyledi diye meydana geleceğine işaret edenlerin sırf böyle olsun diye, böyle anlaşılsın diye kumpas kurmak isteyenlere zemin hazırladığını, bu sözlerin çok riskli olduğunu Sayın Varank'a hatırlatmak isterim. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyen birileri varsa